Evet Çağatay Furkan, öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Kamp nasıl geçiyor? Seninle başladım, Çağatay sen de başladın. Kamp nasıl geçiyor? 6 gün geride kaldı, 5 gün geride kaldı. Evet, bayağı tempolu bir şekilde geçiyor. Yoruluyoruz. Sezon başı kampları normal böyle yoğun geçmesi. Yorulmamız lazım ki önümüzdeki maçlara daha iyi çıkmamız için. Furkan sen de devam edin. Çok yoğun yani abi. Ama güzel, zevkli geçiyor bence. Hem aile ortamı var. Zaten geçen seneden aynı takım. Yeni genç arkadaşlarımız da geliyor. O yüzden mutluyuz ama çok çalışıyoruz. Biraz zorlandığımız da gözüküyor. Tabii yeni sezon daha böyle kıran kana geçecek. Transfer tahtasının da açılması size negatif mi yoksa pozitif anlamda mı dönüş sağlar? Sen de daha iyi. Ya bence pozitif anlamda sağlar. Çünkü içeride ne kadar tecrübeli oyuncu olursa olsun biz kendi performansımızı o kadar yukarıya çekebiliriz. Çünkü bizim bir üst noktayı görmemiz lazım ki kendimizi oraya itmemiz lazım. Onu görmemiz lazım. O yüzden kendimizi geliştirmemiz açısından bence olumlu olur. Ben de pozitif yansır diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar tecrübeli oyuncu o kadar iyi yani. Biz onlardan bir şeylere feyiz almamız lazım. Onlar bize örnek olması lazım. Önümüzde de var zaten Aykut abi, geçen sene Özer abi, Emirhan abi, Furkan abi de artık tecrübeli sayılıyor. Artık bizim de onlara göre bir kademe atlayıp onları yakalamamız lazım. Transfer tahtası da açılırsa bizim için yararlı olur. Pablo Martín Bataj ile birlikte çalışıyorsunuz. Zaten evet. Efsane futbolcu. Onun size katkısı elbet olacak ama sizin iletişimi nasıl? Neler konuşuyorsunuz? Size önerileri var mı? Pablo hala futbolcu gibi. Öyle davranıyor ve bunu çok seviyoruz. Bize sürekli saha içinde konuşuyor. Şunu yapın, bunu yapın, böyle topu alın. Yönlendiriyor. Bizi yönlendirmesi çok güzel. Ben hala onu böyle dediği gibi Çağatay'ın böyle futbolcu gibi görüyorum. Çünkü hani onun oynadığı dönemde son döneminde ben de vardım. Onu futbolcuyken tanıdım. Şimdi hoca olurken bana hala o abi gibi hani yaklaşabiliyor. Çünkü çok iyi bir insan. O yüzden onun böyle ondan faydalanmak istiyoruz. O da bize çok yardımcı oldu. Geçen sezon taraftar yoktu. Bu sezon %50'lik bir kapasite. Yani burada demek olur ki 22 bin yükselen taraftar evet. Olabileceği. Taraftarın olması sizi nasıl etkiler yeni sezonda? Yani bence mükemmel olacaktı çünkü böyle bir hani hücum oynamak isteyen bir takım taraftarın da çok hoşuna gider. Çünkü zaten ekranlarda da yansıdı bu. Yani biz izlenen bir takım olduk Türkiye'de, dünyada da. O yüzden bence o taraftarın desteğiyle çok zor yani rakiplenmiş. Taraftar bize maç kazandırır diye düşünüyorum. Gençiz çünkü bir tezahürat hani çünkü kendimizi pompalamak istiyoruz, yükselmek istiyoruz ve bize maç kazandırması %80, %90 ihtimali olarak görüyorum ben. Şimdi ikiniz de gençsin dersiniz. Kısa vadeli hedefleriniz öncelikle bu Süper Lig'e çıkarmak. Ancak ikinizin de uzun vadeli hedefleri varmış. Hedeflerimiz ben 4 yıldan beri, 5 yıldan beri A takımdayım. Her zaman aynısını söylüyorum. Olduğum takımda istikrarlı bir şekilde ilk 11 oynamak istiyorum. Sonra da inşallah Avrupa'ya gitmek istiyorum. Yani ben de ilk önce buradaki hani misyonumu, kendimi, potansiyelimi yansıttığım sürece en iyisini yapıp hem kulüp adına hem kendi adıma nasıl daha iyi olacaksa Avrupa'da A-Milli takımda oynamak istiyorum. Geçtiğimiz sezonda bir aradaydınız. Bu sezon nasıl, ne açık bütün antrenmanları takip ettiğiniz yerden gerekiyor ve çok eğleniyorsunuz. Yani ben sizi sahada gördüğüm zaman hem eğleniyorsunuz, hem zevk alıyorsunuz, hem de çok mutlusunuz. Allah'ın mutlu olmasını diliyorum. Tamam, inşallah. Geçtiğimiz sezon pek fazla boşuna açık antrenman olmadığı için biz sizi göremedik. Antrenmanda nasılsınız, nasıl gidiyor? Geçtiğimiz sezonla bu sezonun fark var mı? Yoksa siz gerçekten hep böyle miydiniz, hep çok mu eğleniyordunuz? İlk önce Çağatay, sana soruyorum. Biz çok eğleniyoruz çünkü altyapıdan beri beraberiz. Yani şöyle düşün, Aykut abi de altyapı gibi oldu. O da bize katıldı yani. O da çok güldürüyor. Hep beraberiz gibi. Abi kardeşlik seviyesini yakaladığımız için çok mutluyuz. O yüzden çok eğleniyoruz ve işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizim farkımız bence bu oldu zaten. Hani sahaya çıktığımızda idman olsun, işte normal maç olsun, hazırlık maçı olsun, dışarıya yemeğe gittiğimizde olsun hem eğlenebiliyoruz hem olayın ciddiyetinin farkındayız. İyi bir aile olduk burada, iyi bir takım olduk. O yüzden hep böyleydik yani. Burkan, bir sorudan sormak istiyorum.
Süper Lig'de bu takımla beraber mücadele ettin. Şu an TFF 1. Lig'deyiz. İki ligi kıyasladığın zaman arada gerçekten çok büyük bir fark görüyor musun? Yani ya TFF 1. Lig daha fazla mücadeleye değer dersin ya da Süper Lig daha teknik dersin. Ve sence bu iki ligin kıyaslamasını yaparsan neler söylemek istersin? Ya bence dediğiniz gibi daha fazla burada böyle hani mücadele daha ön planda diye düşünüyorum. Orada daha çok taktik konuşuyor ama yani hata şansınız daha az orada. İyi oyuncular olduğu için hani hatanı hemen değerlendirebiliyorlar kendi lehlerine. Burada biraz daha mücadele, taktik de var tabii ki ama daha çok mücadele odaklı diye düşünüyorum. Bir soru sormak istiyorum. Bu sezonda stoper rotasyonu biraz daha kuvvetli olacak. Kiralık adamlarla beraber aşağı yukarı 5 tane stoperimiz olacak herhalde. Evet. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte stoper mevkiindeki rotasyon biraz daha kızışacak. Yani yeni sezona nasıl hazırlıyorsun kendini? Yeni sezonda rotasyonda kendine yer bulabileceğini düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Yani çalışmalarım hep o yönde zaten. Hani bu zamanları öngörerek çalışıyorum. Ki hani bunları öngörmesem o anla karşılaştığım zaman hazırlıksız yakalanırım. O yüzden kendimi hep geliştirmek için zaten daha önceden bunlara çalışıyorum. Yani ben nasıl diyeyim? Yani hazır mı? Sorun değil. Ne demek? Şu anda mevcut kadronun birçok ismi Vakıfköy'den A takıma yükselmiş isimler. Geçen sezon Vakıfköy ismini tüm dünya tanıdı. Şimdi Vakıfköy'den çıktınız siz de. Vakıfköy ismini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vakıfköy bildiğiniz fabrika biliyorsunuz, futbolcu fabrikası. Yani şu noktaya gelmememiz lazım. Hani transfer yasağı geldi, gençler oynadı olmaması lazımdı. Transfer yasağı gelmeden de oynamamız lazımdı. Bizim çıkmamız lazımdı. Alttan gelenlerin çıkması lazımdı. Yani bu çok önemliydi ve biz bunu yansıttık. Hani daha alttan gelenler var. Oynayacağımızı sahaya yansıttık ve hocamıza güvenimizi verdik. Daha çok süre almak istiyoruz. Yani abi dediği gibi Çağatay'ın da hani belli bir zorunluluktan dolayı olmuş gibi oldu en başında ama hani aslında bunu yapabileceğimizi herkese gösterdik. Yani Türkiye'nin bakış açısı bence biraz da olsun bizim takımımızdan sonra değişti diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz.